Nightpin'den bir yenilik daha. Yenilenen referans sistemi sayesinde açıklama kısmındaki referans linkinden kayıt olup yayıncınıza destek olabilir, aynı zamanda item satışlarınızdan %10 komisyon iadesi alabilirsiniz. İster Nightpin.com'dan, ister Nightpin Discord botumuzdan en uygun fiyatlarla güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için Nightpin. Arkeoloji toplarken yeni videoya girmek istedim. Kaddar bölgesinde ne zaman bir toplayıcılık yapsam, geçmiş yıllarda çektiğim eziyet ve zulüm gelir aklıma. Buralarda Woodking'imi kasmak istiyordum. Aspen'le Pine mıydı? Öyle bir ağaç vardı. Onları toplardım burada lan. Ne uğraşmıştım ya. Yani bir gün, iki gün, bir hafta falan değil yani. Aylarımı almıştı burada kasabilmek. Bir de eskiden böyle değildi. Bir tane Aspen'e ya da bir tane Pine'e 5 kişi vuruyorduk. Kişi başı bir tane bilemeden 2 tane ağaç alır giderdik. Şimdi de tarih yine tekerrürden ibarettir. Bu sefer de arkeolojik asmak için Haddar'a geliyoruz. Yani bir şekilde dönüp dolaşıp kendi yolum Haddar'da kesişiyor. Bir şeyleri başarmak istiyorsam ilk başlangıç noktam hep Haddar oluyor. Videomuz da başlıyor. Artık ara vermiş bulunmaktayım. Bir saatten fazladır buradayız. 27 level %68 yapmışız. Kristale tıkladık. Üstümüzde çok olmasa da hatırı sayılır güzel bir taş sayısı gelmiş. Bakalım kristalde ne yapıyoruz? Piyasaya geçen bir mücadele diyemeyeceğim. Biraz eziliyor gibiyiz. 19'a 26 skorumuz var. Ama her an her şeyi değiştirme şansımız da pek yok gibi. Genelde kendi basemizde savunma olarak oynuyoruz. Birazcık öne sürer gibi oluyoruz. Bizde hiç birleme gelmiyor. Birlemeyi istesem mi acaba? Birlemeyi aldık ama biraz geç oldu. 49'a 25. Fena yenildik fena. Öyle böyle değil. Her şey inferno için dedik. Koştura koştura gidiyoruz son yaratığımıza, demonesimize. Aldığımız duyumlar doğrultusunda bizim klandan 3 kişi karşıdaymış. Bakalım kimin gücü kime yetecek. Muhtemelen aldığım isimler karşıdaysa muhtemelen onların gücü bize yetecektir diye düşünüyoruz. Demonese vurduklarını biliyorduk zaten. An itibariyle PK başlıyor mu? Başlıyor. Roket var, Leonas var. Aynen de öyle, Yaman'ından hepsine kadar karşıdalar. Bakalım neler olacak. Bizim priestimizi direkt yedip bitirdiler. Pri İsmail gel bakalım. Sanırım gene kaybedeceğiz. Kristali de bu şekilde kaybettik. Burayı da böyle kaybedeceğiz. Birleme gelmiyor. Bizim adamlar patır putur yatıyor. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Görünüşe göre gidiyoruz dostlar. Adamlar ne vuruyor? Tamam, ilk kilimi aldım. İlk turu onlar kazanmış olabilir. Şimdi biz daha güçlü gidiyoruz. Full SC'lerimizi bastık. CC priestlerimiz döndü. Hadi bakalım bir tur daha deneyelim. Skorumuz 9'a 1 gerçi şu anda yeniliyoruz ama her şey bitmiş sayılmaz. Birlememiz de geliyor gayet güzel. Kür gelirse yaparız bir şeyler. Tamam, kür gelmeye başladı. Hadi doldurun bakalım. Seri kül ama. Kür seri arkadaşlar. Daha seri. Daha düşük adamlar var. Bak şu İsmail daha rahat ölür. Kür hala gelmiyor. Kür hala gelmiyor. Olmaz ama. Kendim alacaksam hiçbir anlamı yok. Evet. İlk kilimizi aldık. Gelin. Gelin 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 gelin. Abi şu pili İsmail midir nedir? Bak bu daha rahat düşer ya. Gerçekten daha rahat düşer. Onun farkına varmadın henüz ama gerçekten daha rahat düşer. Evet, şimdi anladı. Şimdi anladı. Pri İsmail, üşüyorsun. Adam uyanık, arkada oynuyor. İşlerine bir mantar atarsak biraz daha dağılabilirler. Şu book da burada beni sinir ediyor. Her yer ok oldu. Hiçbir şey görmüyorum ki ya. Birleme gelmiyor mu? Niye gelmiyor daha doğrusu? Öldü. İşte bu. Tamam. Şimdi şu Pri İsmail'i indiririz. Şu arkadaşa bir vurun. Bir vurun. Ben böyle bir kapışma görmedim. Ben böyle bir ezimiyet görmedim. Abi birleme de çok sıkıntı yaşıyorduk. Birlemeyi falan aldım. 20'ye 1 miydik artık? Neydik hiç bilmiyorum. İmanına imanına böyle var ya, kazanabilmek için her şeyi yaptım. Hala kazanmış değiliz. Hala 16'ya 24 skorumuz.
Bug'dan dolayı böyle okların bug'undan dolayı çok fazla video açmadım. Çok karman çorman görüntü oluyor diye bir şeyler yapabiliyoruz ama. Tekrardan bir kapışmanın içindeyiz. Bu bizim dönüş noktamız olabilir. Her yer birbirine girdi. Ortalığı kan gövdeyi götürüyor. Şurada bir birlediği adam var. Buna bir asılalım. Bu gitti. Var mı üstüne gelen? Var. O ne birlemiş. O ne hiç oynama. Seni de indirmemiz lazım. Bu savaşı biz kazanacağız. Bu savaş bizim. Biz inandık buna. Partiye tank modeli görüyorum. En önde ben duruyorum. Kimsenin demet yemesini engelliyorum. Hep Z'yi ben alıyorum. Bana güzel hil tutarlarsa bir şeyler yapıyoruz. Ben öldüğüm anda patır putur parti düşüyor zaten. Burada tanklamaya devam. Burada bir birleme geldi bizim Cem abiye. Cem abi iner mi? Cem abi öyle kolay ölecek bir adam değil ki. Valla kaybedeceğiz gibi. Kazanacağımıza çok inandım ama karşı taraf da inanmış. Şurada bir 5-3'e girdim. Bunu ben kazandım. Şurada bir 5-3'ümüz var mı? Cem abi, hayır. İl. Süpersiniz ya. Şunu da indirdim. Bir yamanımız kaldı şurada. Yamanı bir kör edelim. Bir gözleri alalım gözleri. Cem abi sen ölüyor musun abim? Seni de gönderdik. Yaman sen de git. Odri meydan. Hadi kazanalım şu oyunu. Şurada bir Bayburtlu'ya mı vuruyorlar? Tamam. Vur 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 vur. Çok güzelsiniz. Şurada bir Priest'imiz kaldı. Skorumuz 36'ya 41. Çok hızlı şuradan şeyi de keselim. Bu ölüm vuruşu olacaktır. Korta nerelerden nerelere geldi. Buralara kadar geldiyse ben burayı kazanacağımıza eminim be ya. Ben eminim be kardeşim. Skor 42'ye 43'e 44'e abi öne geçtik. Öne geçtik. Mükemmel bir kapışma. Gerçekten mükemmel bir kapışma. 45'e 41. Kazanacağız dediysem kazanacağız. Ben inandıysam parti inandı. Bu inferno bizim. Abi bu iş bu kadar ya. Bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar. İşte bu. 50'ye 43 kazandığımız bir etkinlik. Mükemmel zevk aldım, keyif aldım. Müthişti ya. Cidden müthişti. Akıllara zarar bir item geliyor. Akıllara zarar bir item geliyor. Ne geldin? Öl lan. Hadi. Jeremias Clomite. Sen ne saçma bir itemsin. Bir de ben burada lastikçiyim kendi aralarında. Yok Continental Premium Kontak falan. Oğlum böyle bana soracağınızdan ben lastikçiyim. Ben de yazdığımızda ne testi ya dedim ben varken. Yok internetten bakacağım. Bana soracaksın lan lastikçiyim ben ya. Manyak olduk, deli olduk Lizard. Artık şu reliki. Bak bu ikincisi. Geldik gene sana sapık yaratık. Ya yok abi ya yok. Yok olmayacak böyle yani. Vallahi olmayacak. Yönetim duy beni. Toplayıcılık yaparak videoya başladık. Toplayıcılık yaparken devam ediyoruz. Ama ufak bir bilgilendirme yapayım dostlar size. Karakterimde ufak bir değişiklik yaptım. Onun da adı Aura Belt artı 2 oldu. Elvin Belt'imizden vazgeçtik. Elvin Belt artık kullanmayacağız. Bu itemin güzel olmadığından değil, benim işime yaramadığı için. Çünkü PK sahnesinde ya da Deathwarrior bölgesinde genelde bu Leonard takılı geziyoruz ya da Anti-Defter takılı geziyoruz. Sadece işte kaçan adam olursa arkasından işte Elvin Belt takıp sıkıyoruz işte 100 demeç, 50 demeç biraz fazla vursun diye de. Yani 50 demeçte de adam ölecekse varsın kaçsın kardeşim. Onun da yaşamaya bence hakkı var. Benim Aura Belt konusunda genel fikrim item şöyle güzel. Verdiği özellikler şimdi %8 XP veriyor. Onu geçtim. %8 gold bonus veriyor. Yani para verdiğim bir item uzun vadede kendi parasını çıkartabiliyorsa bu benim için çok güzel bir yatırım anlamında geliyor. İlerleyen tarihlerde bunu artı 3 yaparım. Artı 3 olarak da artık hanemize sabit bir şekilde koymuş oluruz. Bu arada toplayıcılık hızla devam ediyor. Arkeolojimizin 28 level ve %23'lere kadar geldiğini görüyoruz. 30 levelimize çok az kaldı. Sabaha kadar toplayıcılık yapacak halimiz yok. Şuraya baktığımızda bankamıza kuru de taşlarımızın baya baya biriktirini görüyoruz. 30 level olunca bunları satacağız. Buradan güzel paralar gelecek. 28 level %40'a kadar çıkartmışız. Şimdi şuradaki çanımıza gidiyoruz ve ondan para alıyoruz. Ve
bize para getirsin diye yine bir şeyler veriyoruz tabii ki. Ne veriyormuş bize para olarak? 84 hem bu devirde az para değil. Kesinlikle az para değil. Teşekkürler plaket efendi. Al bakalım sat bunları getir sahibine paraları. Üstümüze 128 hem para oldu. Çünkü regalyamız bitiyor. Ve Christmas'ımız bitiyor. Bunları alacağız. Bu para da oraya gidecek. Sat bakalım plaket. Sabahın erken saatlerinde bir pazar sabahı diyelim. Nereye girdik? Ditmaç etkinliğine girdik. Dostlar, ya böyle full artı full bir okçunun da vurduğu demeçleri görüyorsunuz değil mi? Ha bu demeçler de hiç normal değil ya. Acayip bir şey. Dur lan kase. Asaslarım buradaki bu sırtlanlığı beni bitiriyor. Bitiriyor beni. Aha ben de kaseden aldım ama. Çok tehlikeli bir yere girdin işte böyle pirana gibi saldırıyorlar bir anda. Şu anlık dördüncü yüz. Bakalım ilk dördü üçe girip uniklerden bir şey alabilecek miyiz? Şu bende. Evet. Evet adamım bu da bende. Gel bakalım. Asaslar çok tehlikeli. Böyle ikisi bir oluyor. Lıp diye indiriyor sizi. Olmadı, olmadı, olmadı. Ulan şu üçüncülüğü bir türlü de denk getiremedik. Gene dördüncü olduk. Gene Epic Run'dan çıkıyoruz bak ya. Olacak, olacak. Zamanla olacak. Dorion'da bir arkadaşımız ne demiş? Yeni video ne zaman gelir? Seviliyorsun. Eyvallah Malatya Spor kardeşim. Ben de seni seviyorum. Bak yeni video için zaten hazırlığımızı yapıyoruz. Buradan da sana kucak dolusu sevgiler diyelim. Takipçilerimizin selamını aldık. Sonra aklımıza şey geldi. Bir izleyicimiz, bir sevenimiz diyelim. Arvard serverındaki toplayıcılık materyallerinin kaç para olduğunu bir videoda gösterir misin diye yazmıştı. Aklımıza gelmişken onu gösterelim dostumuza. Garlic dediğimiz itemin en ucuzu 10K. Pepper dediğimiz iteme bakalım. Şu anda pazarda en az 25K'dan satılıyor ve bu iyiymiş lan ben toplarım bunu. Şöyle hızlıca zucchini'ye bakalım. 35K'dan satış görüyor. Patates. Patatesimiz 12,5K'dan. Tomato. Tabii ki bunlar her zaman değişik gösterecek. Tomatolar 10K'dan satış görüyor. O Oakwood dediğimiz ağaçlarımız en düşük 10K'dan. Yani ne toplarsak herhalde 10K'dan gidecek gibi. Birch dediğimiz ağaçların en ucuzları şu anda pazarda 35K'dan satış görürken Aspenler 18-19K'dan satış görüyormuş. Onun haricinde Gold Dust'ların şu anda en ucuzu pazarda 484K iken Silver Dust'ların en ucuzu 319K'lara satış görüyormuş. Gold Ore'lere bakalım. Ben bir ara çok toplamıştım bunlardan. Gold Ore'ler şu anda 50K ortalamada satış buluyor. 50K'ymış ben iyiymiş lan. Güzel toplarım ben bunları da. Titanyum şu anda pazarda yok ama Gold Ore 50K'ysa Titanyum da 30-32K civarında satışını çok rahatlıkla görür zaten. Iron Ore'ler pazarda mı? Iron Ore'ler de şu anda bakın 30K'dan satılıyor. Yani Arvat Server artık kendi rüştünü ispatlamış ve belli başlı sınırların içine girmiş bir server. Toplayıcılık yaparak devasa paralar kazanmanızı sağlamaz ama başlangıç seviyesi için çok ideal ve güzel tatlı paralar kazandırabilir size. Sağda solda farm atmaya çalışmaktansa toplayıcılık yaparak karakterinize cüzi miktarda itemler eklemenizi ya da mevcut itemlerinizi upgrade etmenizi sağlayabilir. Tabii ki bunun için sabır önemli. Hemen iki tane domates toplayarak maalesef ki olmuyor. Arvas Server'ında peki itemlerin piyasaları ne alemde diye şöyle ufakça bir göz atalım mı? Mesela Warsky pazara 3.390'dan satış görüyor. Vixen'imize bakalım ki bunlar çok sirkülasyonu olan seri satılan itemler. Vixen 4.700'den satış görüyor. Golden Snake diyelim 400K'dan satış görüyor. Hot Red Blade diyelim 3.400'den satış görüyor. Bunlardan sürekli çıkartabildiğiniz, devamı olan, sürekli olan ve sürekli upgrade edilebilen bir itemler. Pazarda her daim ve satabileceğiniz itemlerdir. Bir üst segmente gittiğimizde Radiant dediğimizde bakın en ucuz Radiant'lar şu anda pazarda 17.750'den onlar da tabii ki Mage'lerin göğüslükleri. Onun peşine Warrior'ların kollukları geliyor bakın 28-29 yemden satılıyor. Warrior Radiant donluk 30 yemlerden. Priest Radiant'lar bakın 30 yemlerden göğüslükleri gidiyor. Şu Rogio'ları bulabilir miyiz? Bakalım her yer varıyor dolmuş. Evet. Rogio'nun donluğu şu anda 41 yemden satış görüyor dostlar artı biri. Ayaklı Warrior'ların 45 yemken
Rogunic'in hala göremedik. Pires'in ayaklığı bakın 60 M'den satış görüyormuş. Biraz daha gelelim aşağı. Artı birler zaten bitti. Pires'in kolluğu bile 72 M'den satış görüyor. Bunlar çok güzel yani. Dirtlot Farm'ı yapmaya değer. Hazır bakmışken ben de Dirtlot Farm'ına bir ara çökerim. Onu da ne zaman yapacağız? En azından şu arkeolojimizi 29'a çıkartır mıyız? Arvard Server'ında para kazanabilmenin birçok etkili etken yolları var dostlar. Gelmek isteyenler şuradaki Fresh Market, bak görüyorsunuz çılgın adam. Onun adı Fresh Market. Her konuda size item alımında satımında yardımcı olacaktır zaten. Her kristal etkinliğine girdiğimde aynı şeyleri söylüyorum. Kristal etkinliğindeki pres sayısını daha orantılı yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bir partiye 4 tane 5 tane pres denk gelmemeli. Adamları öldürmek gerçekten eziyet haline dönüşüyor. Aynı şekilde bizim partimize de 3-5 tane pres gelince karşı taraf için de bu bir zulüm oluyor. Şöyle kalkanları sıralama bir koyuyorlar. Sabaha kadar uğraş, bir tane kill alamadığımız oluyor. Şu anlık yeniyoruz. Belki karşı partiyi daha rahat öldürebilecek olduğumuz seviyedeyiz. Ama pres sayısından kaynaklı maalesef ki uzuyor, uzuyor ve uzuyor yani gereksiz yere. Ama bugün buradan yine battle point'imizi de alacağız. Paramızı da kazanacağız gibi bir izlenime kapıldık. Seriden killer gelmeye devam etsin. Oldu bittiye getirdik resmen. Hedeflerimde çok güzel bir şeyler gelişiyor dostlar. 1 milyon battle point demiştik. 703K'ya çıkartmışız battle point'i sadece şu etkinlikler sayesinde. Toplayıcılık yapmaktan başka etkinliklere şu anlık dahil olamamaya devam ediyoruz. Ama çok kıyasaya geçen bir inferno ile yine karşı karşıyayız. 15-17 skorumuz, sonuç ne olur çok merak ediyorum. Hep beraber görelim. Yine kapışma ama 48'e 43 skor. Affetmem yine karşımda. Affetmem de son zamanlarda kapıştığımız en sağlam infernolardan biri oldu diyebilirim. Hala sonuca ulaşmış değiliz. Her an her şey hala değişebilir ama onlar için skor oldukça zor durumda. Son bir kilimiz için artık abanmaya hızla devam edelim. Affetmem, sen mi geliyorsun kanka? Ölüm vuruşu kime geliyor? Ölüm vuruşu kime geliyor? Evet, ölüm vuruşu bize geldi. Herkesin eline sağlık. Bu relik seceği anladığım kadarıyla sol slotlarına biraz çökerek yapmamız gerekiyor gibi düşünüyorum artık. Solo dungeonlardan hiçbir şey çıkmıyor. Ay gidi plaketim. Bak plaketim burada yok. Plaketin bilgisayara Strizen Nitrize oldu. Ona ayrı bir çözüm bulacağız ilerleyen tarihlerde. 1 FPS'den oynuyorduk anca bu kadar götürdü. Şu 2 tane seceğim var. Yani relik artı 5 olmasın yani artı 6 bile olsa kabulüm diyorum. Başlangıç seviyesi gibi gözükmesin, SC kasamıyoruz. Aha 6 oldu. Belki de 7 de olur. Evet 7 oldu. Tamam 7 olarak üstümüze takalım. Şu anlık 7 dursun, 5 durmasından iyidir. Günlerdir atmayan bir item, günlerdir gelmeyen bir para. Klan Dungeon'dan bizi üzüyorsun. Bugün de muhtemelen gelmeyeceksin. Warlock Pendant. Ya Warlord Pendant ne oğlum? Epic item atıyorsun, şaka mısın sen ya? Bir insanın oyun oynarken zamanı tabii kısıtlı olunca böyle oluyor. Arkeoloji mi kasalım, görevleri mi yapalım, dungeonlara mı girelim, PK mı atalım derken saatler saatleri ve saatler günleri, haftaları ve ayları kovalıyor. Derken bu videonun da sonuna geliyoruz dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Skadi tam olarak şunu yapmaya devam ediyor. Toplayıcılık yapıyoruz. Arkeolojimiz 28 levelden 29 levele adım adım ilerlerken 30 levele attıktan sonra kaç tane taş kasmışız? Onları size göstereceğiz. O arada da plaketin bilgisayarını inşallah halletmiş oluruz. Plaket de onlara bizim için satışını yapar. Skadi şimdilik kaçar.